Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Embriyoloji dizimize devam ediyoruz. İki defa bu videoyu yüklemeye çalıştım ama maalesef seste bir sorun oldu. Umarım bu sefer bu sorunu halletmiş oluruz. Efendim, embriyoloji dersinde mitozla başladık. Mayoz bölümüyle devam ediyoruz. Arkasından menstrüel siklus, arkasından fertilizasyon, plasenta ve en sonunda da embriyolojide organ gelişimi dersleriyle devam edeceğiz. İlk önce kısa bir bilgi verelim. İş renklensin, ondan sonra dersimize devam edelim. Efendim, burada gördüğünüz resimdeki zat-ı muhterem Abdülmecid Efendi. Kendisi son derece iyi Fransızca konuşan piyanist, ressam. Bu da kendisinin otoportresi. Ve İstanbul'daki diplomatlar tarafından bir Fransız beyefendisi olarak nitelendirilen bir kişi. Abdülmecid Efendi'nin özelliği nedir? Abdülmecid Efendi son Şeyhülislam. Ve Vahdettin'den sonra Şeyhülislamlık bir süre daha devam etmişti biliyorsunuz. İşte bu son Osmanlı Hanedanı'nın Şeyhülislam tesircisi Abdülmecid Efendi. Daha sonra yurt dışında gönderiliyor ve yurt dışında hayatına devam ediyor. Ve şu anda sanırım Medine'de hayatını kaybettikten sonra gömülmüş durumda. Çok renkli bir kişi. Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki resim galerisinde kendi resimlerini görebilirsiniz. Sunumun sonunda da size onun yaptığı güzel resimlerden bir tanesini göstereceğim. Efendim, biliyorsunuz bir hücrede 46 tane kromozomumuz var. Bu 46 kromozomumuzdan 44 tanesi otozomal kromozom, 2 tanesi ise seks kromozomları. Ve burada bu çiftleştirilmiş olan kromozomları görüyorsunuz. Hemen küçük bir not buraya ileteyim. Onlardan bir tanesi şu: hiçbir zaman çekirdek içerisinde kromozomlar böyle karşılıklı çiftler halinde bulunmuyorlar. Dağınık olarak bulunuyorlar ama mayoz bölümünün bir safhasında karşı karşıya geliyorlar ve karşı karşıya gelmelerinde çok önemli bir sebebi var. Onu da öğrenince sanırım oldukça aydınlanacağınızı söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili enteresan konulardan bir tanesi, bakın burada bir XX'imiz var, burada ise bir XY'miz var. Ve bizim erkeklik kromozomumuz şu gördüğünüz neredeyse X'in 1/4 oranında olan bir kromozomumuz. Ve bütün erkeklik muhabbetinin temelinde bu küçük kromozom olması oldukça şaşırtıcı. Ben de açıkçası bu kromozomu gördükten sonra bir hayli hayal kırıklığına uğradığımı söylemek isterim. Temel olarak mayozda primordial germ hücrelerinde, yani testislerde ve overlerde primordial germ hücrelerinden bir gamet yapımı söz konusu. Bunun ismi gametogenezis. Tabii kadınlarda olacak gametogenezisin adı ne olacak? Oogenezis. Erkeklerde olanın ismi ise spermatogenezis olacak. Ve 46 kromozomdan bir redüksiyonla 23 kromozoma düşülecek ve bir spermayoz bölünme ile beraber tam 4 tane diploidden haploide indirilmiş olan kromozomla, kromozom sayısıyla ovumu fertilize etmeye gidecek. Halbuki kadınlardaki oogenezise bakarsanız iş biraz daha farklı. Kadınlardaki gametogenezisin karşılığını oogeneziste primer oosit, sekonder oosite dönüşüyor ve aynı zamanda polar body adında bir hücre artığı da oluşturuyor. Tabi polar body bölündüğü zaman 2 tane polar body oluyor. Sekonder oosit de tekrar bölündüğü zaman 1 tane yumurta yapıyor. Ama 3 tane polar body'ye sahip oluyoruz. Dolayısıyla oogenezis'te yumurtanın ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Ve aynı zamanda ovum, bilinmesi gereken konulardan bir tanesi, vücuttaki en büyük hücre. Dolayısıyla bizim sevgili spermimiz bu kıymetli ovumu dölleyebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve sperm sayısı da yüksek olmalı ki bizim spermi dölleme şansımız da o kadar yüksek olsun. Ve burada gördüğünüz üzere diploid olan, yani 46 kromozomdan 23'e indirilmiş olan sperm ve yumurta bir araya geliyor, fertilizasyon oluşuyor ve bir diploid zigot oluşuyor. Ve bunun sonucunda 23 tane paternal, 23 tane maternal, yani anneden ve babadan gelen kromozom hücrelerimizin temeli olan diploid zigotu oluşturuyor. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz mayoz bölümündeki hedef bir redüksiyon, yani kromozom sayımızın azaltılması. Diploid, yani 46 kromozoma sahip olurken haploid, 23 kromozoma sahip olan bir
Sevgili arkadaşlar, mayoz bölümünün biliyorsunuz temel esprisi diploid olan kromozom sayısı 46 ile ifade ediyorduk. Onu haploid yani 23 kromozomlu sperm ve yumurta haline dönüştürmek. Şimdi normalde bizim bir hücremizde 46 kromozomumuz var. Ve bu 46 kromozom sentromerler ile sayılıyor. Yani sentromer sayısı ne kadarsa o da kromozom sayısına eşit. Ve bizim 23 kromozomumuz paternal babadan, 23 kromozomumuz maternal anneden geliyor. Ve bunlar bir küçük n olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla toplamına baktığımız zaman iki küçük n bizim 46 kromozomumuzu saptayan rakam olarak ortaya çıkıyor. Fakat biliyorsunuz biz bunu normalde daha önceki slaytlarda gösterdik. Örneğin bir spermden 4 sperm, bir oositten ise bir yumurta elde edecektik. Dolayısıyla bunun olabilmesi için öncelikle DNA miktarında bir artışa gitmek gerekiyor. DNA'da bir duplikasyon olması lazım. Yani ben 46 rakamını 82 yapayım, değil mi? Ondan sonra onu da 4 çarpı 23 olarak yavru hücrelerime aktarayım. Peki bunu yaparken acaba bu 2N rakamı ne oluyor onu bir görelim. Şimdi normalde bir sentromerimiz bir de aynı zamanda uzun ve kısa kollu kromozomumuz var. Diyelim ki bu 11 numaralı kromozom. Bunun DNA yapısını ifade edeceğimiz zaman bunu bir büyük N olarak ifade ediyoruz. Yalnız duplikasyon olduğu zaman o zaman bir sentrometrin yanında replike olmuş, duplike olmuş bir DNA söz konusu oluyor ve dolayısıyla biz bunu 2N olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla sonuçta biz 2N olan bu DNA sayısı, daha doğrusu bunu tek yapılı DNA, single structure DNA'dan double structure DNA'ya geçiyoruz. Dolayısıyla 2N'imiz 4N oluyor. Yani normalde bir tane 11 var, bir tane de karşıda paternal, maternal 11 var. Bunlar ne oluyor? İkisi beraber duplike oluyorlar ve sonuçta iki büyük N'e oluşuyorlar. Ve sonuçta ne oluyor? Toplamı da 4N oluyor. Yani normal kromozom sayısı 2N fakat DNA yapısına göre baktığımız zaman bu 4N olarak ortaya çıkmakta. Biliyorsunuz mitoz bölünmede bizim bazı safhalarımız vardı. İnterfazla başlayan ama daha sonra pomat olarak adlandırdığımız profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak devam eden hadise. Bu mayoz bölünmede de geçerli. Yalnız mayoz bölünmede burada gördüğünüz üzere temel prensipler aynı olmak üzere mayozis 1 ve mayozis 2 olarak iki ayrı bölümde gerçekleşiyor. Ve kadınlarda ve erkeklerde mayozis 1 ve mayozis 2'nin başlaması ve sonuçlanması ise farklı zaman dilimleri içinde gerçekleşmekte. Bu da ilginç konulardan bir tanesi. Efendim, biz oogenezis'te yani kadınlara baktığımız zaman ilk mayoz bölünme daha anne karnındayken başlıyor ve profazda kalıyor. Püberteye gelince mayoz bölünme tamamlanıyor, ikincili oosit oluşuyor. İkinci mayoz bölünme başlıyor ama o da metafazda kalıyor. Ovülasyonla ikinci oosit atıldıktan sonra eğer döllenme gerçekleşirse o zaman ikinci mayoz bölünme tamamlanıyor. Dolayısıyla döllenme gerçekleşmeden yani sperm ovumu döllemeden hiçbir şekilde mayoz bölünme kadınlarda tamamlanmıyor. Bu oldukça önemli farklardan bir tanesi. Erkeklerdeki ise daha düz mantıkla çalışan bir sistem söz konusu. Ama kadınlarda daha anne karnında doymadan önce ilk mayoz bölünme başlıyor ve profazda kalıyor. Pübertede ilk mayoz bölünme tamamlanıyor. İkinci oosit oluşuyor ve ikinci mayoz bölünme başlıyor ve metafazda kalıyor. Ovülasyonla ikinci oosit atılıyor. Ancak ve ancak sperm yardımıyla döllenme gerçekleşirse o zaman ikinci mayoz bölünme tamamlanıyor ve diploid bir zigot oluşturuyoruz. Peki zavallı erkeklerde ne oluyor? Biz erkeklerde ise spermatogenez pübertede başlıyor. Yani anne karnında başlayan bir söz konusu değil. Ve sperm olgunlaşması başladıktan sonra duraklama olmaksızın devam ediyor. Ve 4 olgun spermimizi oluşturuyoruz. Ve yaşam boyunca sürüyor.
Geçenlerde Ürdünlü bir Arap hastamız geldi. Amcam 83 yaşındaydı ve 17 çocuğu vardı. Son çocuğunu da 77 yaşında sahip olmuş. Bir de biliyorsunuz, kadınları tekrar söylemem gerekirse, fetal hayatta başlayan bir mayoz bölünme var. Doğum öncesi ve ovülasyonda ancak mayoz bölünme, daha doğrusu ovülasyon sonrasında döllenme ile ancak mayozis tamamlanıyor. Ve ilişkin yaşamı sırasında bu tablo devam ediyor. Menopozda ise kadınlarda tamamıyla sona ermiş oluyor. Şimdi size mayoz bölünmenin o profaz, metafaz, anafaz, telefaz bölümlerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü temel prensiplerini mitozla anlatmıştık zaten. Sadece birkaç önemli noktayı burada size aktarmak istiyorum. Onlardan bir tanesi de şu. Şimdi söyledik, biliyorsunuz neydi? Kromozomlar çekirdekte dağınık olarak bulunuyorlar. Birincisi bu. Fakat mayoz bölünme sırasında bu kromozomlar karşı karşıya geliyor. Karşılaşıyor daha doğrusu, öyle diyelim. Yani ne oluyor? Anneden gelen 11. maternal kromozom karşısında 11. paternal, babadan gelen kromozomu buluyor. Ve bunların karşı karşıya gelmesine sinapsis adı veriliyor. Şimdi bu sinapsisin arkasından daha farklı bir hadise söz konusu olacak. O da en önemli konulardan bir tanesi şu. Diyelim ki bizim sentromizm çevresinde DNA duplike olmuş durumda. 11 karşısında babadan gelen 11 var ve bunlar karşı karşıya geliyorlar. Ve bunların karşı karşıya gelmesinin temel sebebi bunların konuşarak anlaşması. Konuşarak anlaşırken bu kromozomlar üst üste geliyorlar. Ve üst üste gelmesine de cross over adı veriliyor. Cross over araba değil ama bunların karşı karşıya gelmesi. Şimdi bunun önemi nereden kaynaklıdır? Bunun önemini bir sonraki slide'daki resimde gayet iyi anlayacaksınız. Mayoz bölünmedeki bu crossover, yani burada gördüğünüz üzere söz konusu olan karşılıklı gelen ve üst üste gelen kromozom parçaları kendi aralarında bir gen alışverişi yapıyor. Bu gen alışverişi aşağı yukarı 30 ila 40 aleli, karşılıklı sorumlu aleli kapsıyor. Yani bunun içinde karaciğer enzimi olabilir, efendim saç renginiz olabilir vesaire, bir karşılıklı bir değişim söz konusu. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi çeşitlilik. Yoksa bu olmasa bütün insanlar, hepsi, herkes birbirine benzerdi. İşte kromozomal zenginliği görmek ve bununla ilgili artık karşı karşıya gelmiş olan bu yapı tamamıyla değişiyor. Ama dediğim gibi her kromozomda aşağı yukarı 30-40 civarında bir alel alışverişi söz konusu oluyor. Yani belirli bir fonksiyondan, yapıdan sorumlu olan genlerin karşılaşma söz konusu. İlk önce sinapsis oluyordu, arkasından crossover oluyordu. Artık bunlar, bu yapı artık saf değil. Yani orijinal değil daha doğrusu, onu söyleyelim. Bunun da tabii türümüzün renkliliği ve devam etmesiyle ilgili bir hadise söz konusu. Bu mitozis'te söz konusu değil, ancak mayoz bölünmede söz konusu. Ve bunlar tekrar bu crossover pozisyonundan, şu açık pozisyonuna geldiği zaman da buna da kiazmata adı veriliyor. Artık pür olmayan, değişmiş yapıda bir kromozomla karşı karşıyayız demektir. Dolayısıyla mayoz bölünmede söylemek istediğim bu dersin özeti söz konusu. Anne karnında mayoz bölümünün birincisinin kadınlarda başlaması ve sonra doğumdan sonra tamamlanması, püberteyle ikincil oositin atılması ve mayoz bölünmenin tamamlanmasının ise ancak spermle fertilizasyonla gerçekleşmesi. Halbuki erkekte böyle değil. Erkekte her şey püberteyle başlıyor ve devam ediyor. Kadınlarda ise menopozla sonlanıyor ve karşı karşıya olmayan kromozomlar mayoz bölünme sırasında karşı karşıya geliyorlar. Buna sinapsis deniyor. Ve crossover oluyorlar, üst üste geliyorlar ve kendi aralarında bir gen alışverişi gerçekleşiyor. Ve bu gen alışverişi sonucunda da artık pek orijinal olmayan bir yeni kromozom yapısı oluşuyor. Ve sonra bunlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Gene random, dağınık hale geliyorlar. Buna da kiazmata adını veriyoruz. Bence mayoz bölünmede asıl konunun özeti bu farklı konular olduğunu altını çizmek istiyorum. Bundan sonra da
Bu konuda eğer aklınıza gelecek bir soru olursa bunların üzerinden yanıtlama şansına sahip olabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Abdülmecit Efendi'den bahsetmiştik. Abdülmecit Efendi'nin de bir tablosu, sarayda Beethoven adlı olan bir tablosu. Abdülmecit Efendi'nin güzel eserlerinden bir tanesi. Böylelikle Mayuzlar